Evet, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Beşiktaş-Lugano maçını izliyoruz. Vallahi Lugano diye benim bir tek tanıdığım eski Fenerbahçe'nin stoperi Lugano'ydu. İlk defa alıyorum Lugano'yu. Yani bu maçı çok rahat almamız lazım. Hem de 2-3-0, yani en az handikapla en az 2-0 olması lazım. Ama ben 3-0 diyorum. Vallahi Aslan Kral tarih yazdı, sıra Beşiktaş'ta. Bu maçı alması lazım. Fener'in de Beşiktaş'ın da. Ligde biraz geri kaldık ama burada bari Konferans Ligi'nde... Evet, affettirirsin hakemleri. En azından bir yarı finali görelim ya. Stadın zaten yarısı boş. Bunun en büyük sorumlusu tabii ki de yönetime olan kızgınlık yani. Yönetim. Tabii bilet fiyatları da arkadaşlar şey olarak saçma. Şimdi biz çok iyi top oynarız da bilet fiyatları iyi olur anlarız. Ama biz kötü top oynuyoruz. Geldiğimiz durum belli. E niye kale arkasına şimdi 500 lira versin genç kardeşlerimiz, öyle düşünüyorlar. Kapalı diye adlandırdığımız yerin hala fiyatı 1100 lira. Saçma arkadaş, stadı doldurmak istiyorsan bu zamanlarda birlik beraberlik olsun istiyorsanız bilet fiyatlarını düşünmeniz lazım. Haksız mıyım baba? Doğru, haklısın. Yani 500 lira orası olsun, kale arkası da 150-200 lira olsun. Bunu biz sürekli istemiyoruz zaten, tamam. Kulüp para kazanacak tabii ki de, siz kendiniz bildiğiniz vardır ama en azından kulüp düzenine kadar taraftarımız tam destek versin. İstiyorsanız bunu yapın yani. Neden? Ben hiç bunu güldüğü zamanı görmedim bunca sene. Şenol Güneş'in mi? Vallahi geçen çok enteresan ya. Konya deplasmanında gülmüştü. Ben hiç görmedim vallahi. Vallahi güldüm. Konya deplasmanında güldü baya. Beşiktaş kazanır bu maçı. Burada vermez herhalde. Beşiktaş'ta heyecan yok, heyecan. Ben şimdi Galatasaray maçı dün burada... Dünden evvelsi gün Galatasaray maçındaki gibi değilim. Niye? Galatasaraylı olduğum için mi? Şimdi öyle diyen de olur. Arkadaş heyecan yok. Yani bir şu maça bak, tabii rakip farkı da var. Biri Manchester United'la oynuyor, biz Lugano'yla oynuyoruz. Birimiz Konferans Ligi'nde, birimiz Şampiyonlar Ligi'nde. Yani fark açılmış. Bu üzücü durum. Her sene iyi olacağız diye bir şey yok da bu kadar da şeyin açılmaması lazım. Çünkü bizim kadromuz, bak geçen gün sen de dedin, Beşiktaş'ın kadrosu çok mu kötü? Değil. Tam geri kaldık da yani Getson var, Abubakar var, Khalil Demert var. Bir şey eksik ama ne eksik? 10 numara eksik, 10 numara. Bir Talisca yok. Sezon başında söyledik, almadılar. Türkiye'de hiç kimse Talisca baba, almadı. Baba emin ol, emin ol. Vallahi diyorum. Almak isteselerdi alırlardı. Yok o parayı Türkiye'de hiç kimse. Ya 4-5 futbolcu alındı ya, hiçbirini almazdım. Talisca'yı alırdım. Geçen seneki kadroyu bozmadı. 4'ü 5'i 20-25 milyon para yapıyor. Baba sen dalga mı geçiyorsun? 20 milyon nereye alamıyorsun Talisca'yı? Sen Talisca'nın maçlarını izlemiyorsun herhalde. Şakır şakır gol atıyor be. Hem de attığı goller de öyle goller değil ha. Bizde nasıl oynuyorsa hala aynı oynuyor. Başkanımız ne diyor? Sponsorlar bizi aramıyor diyor. Ya böyle bir açıklama olabilir. Sponsor seni değil, sen sponsoru arayacak, sen sponsoru bulacaksın. Böyle bir vizyonsuzluk olabilir mi ya? Stat sponsorunu da kendi bulmadı ha. Bak o da yalan. Kim oldu stat sponsoru? Rahmi Koç, Tüpraş. Beşiktaşlı. E tamam, sen mi yaptın yani sponsor buldun? O zaten Beşiktaş'tı. En son kimse sponsor olmuyor, bari ben olayım dedi adam. Sanki aradılar da hani en iyisini bulmaya çalışıyoruz, en iyisini bulmuş, almış bulmuş gibi konuşuyor. O siniri bozucu işte. Yani. Rami Koç yalnız hiç Rami Koç'a çekmemiş. Rami Koç bambaşka. Rami Koç çok değerli bir insan ve yani her şeyi düşünerek, taşınarak konuşur. Abuk sabuk konuşmaz. Geçen gün kimseyle o tür şeylere girmez, diyaloglara. Rahmi Koç farklı bir kişiydi. Rahmi Koç'la alakalı geçen gün bir video izledim. Eskiden rahmetli Süleyman Seba stadın anahtarlarını Rahmi Koç'a verilmiş. Kulübün borcu varmış. Ertesi gün sen verirsin diyormuş. Ertesi gün gidiyormuş, yatırıyormuş Rahmi Koç. Rahmi Koç değerli bir insan. Öyle biri yani. Yani. Rahmi Koç'un Ali Koç'la alakası yok. Ali Koç hiç babasına çekmemiş. Oğlum bunlardan da gol yersek vallahi yazık, billahi yazık. İlk atak bunların. Rahmi Koç hayatı boyunca hiçbir takım için ağzından kötü bir kelime. Sen zamanında Süleyman Seba'yı sever miydin? Tabii canım. Süleyman Seba'yı sevmez mi? Yani taraftarın tepkisi kadar haklı yani tepkisinde. Beşiktaş'ın kendi sahasında oynadığı bu oyun değil. Yani bu ne ya? Lugano kim ya? Kızıyorlar taraftarı. Niye kızıyorsunuz kardeşim? Bu oynanan futbol ne ya? Benim oğlanın uykusu geldi. Nasıl Beşiktaşlılar bunlar ya? Beşiktaşlar uyuyor. Hadi lan! At bu golü be! Ay yazıklarım olsun size be. Ya Beşiktaş, Lugano'da bir şey yok. Artık bu en az 2-3 ben gol bekliyorum sizden yani ya. Beni boğulan üzüntüde bak. Üzdünüz onu.
Uykusu geldi, yattı uyuyor. Gol! Aferin oğlum. İnan Bakar hatta. Abu Bakar! Yapıştırdı. Aferin oğlum, aferin. Atacaksınız, başka türlü yok. Ayağınıza gelmiş bu. Tepilir mi bu kısmet ya? Ben inanmıyorum ilk yarıyla. İkinci yarı farklı olacak. İkinci yarı farklı bir futbol olacak. Valla en az 2-3 olacak. 2, en az 3-0 olur. Oha, uçan kafa atmış. Tabii. O nasıl bir şey ya? Güzel de orta yaptı. O nasıl bir adam bu ya? Golün yarısı da Raşit Gezdem'e yazar. 1-0. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Ne diyor lan? Yönetim istifa. 38. dakikada geldi gol. Kezal, Abu Bakar'ın şutu. Abu Bakar geçti kaleciyi. Abu Bakar çevirdi sağ bek. Ulan be, ulan be. Rozier şimdi. Rozier. Orada kimse yok. Hadi be. Salih kaleyi denedi. Top kalecide. Tempo yeter ki. Evet, ilk yarı bitti. İlk yarıyı 1-0 kapattı Beşiktaş ama ikinci yarı farklı olacağını tahmin ediyorum. 2-3 gol daha, en az 2 gol daha olur tahmin ediyorum. Cengizhan kapat oğlum. İlk yarı bitti. Cengizhan kapat. Evet arkadaşlar, öncelikle hepinizden özür dilerim. Vallahi kaç günün yorgunluğum var. Biraz da yani pozisyonumuz yoktu ama buna bağlamıyordum. Kaç gündür yorgunluk var. Bizim her halükarda alacağımız maç. Bu arada golü gördüm ben. Abu Bakar'a harika bir uçan kafa. Bu sefer ben konuşuyorum, Mümtaz Reis suratını böyle hani eyvah diyor Beşiktaş önde yine. Yani eyvah mı diyor, ben gol attım diyor, bakıyorum burada eyvah. Ne eyvah, manyak. Ben sevinirken sen uyuyordun. Pireler uçuyordun sen de, gerizekalı. Neden Beşiktaş'ta olabilir mi? Ya hadi nereden ne Beşiktaş derler ya, manyak. Benim dilerim Galatasaray mıydı, salak. Aha. Gol bu. Abi Abu Bakar. Vallahi billahi seni kalpten seviyorum lan. Keşke kardeşim olsaydın ya. Bu nasıl bir adam ya baba? Evlatlık olarak almak istemez miydin baba? Sana da yardımcı olurdu. Ya Beşiktaş'a Abu Bakar mı söylüyorsun? Geç sonra Abu Bakar, yemin ediyorum ya. Tartışma olsun diye söylemiyorum. Vallahi billahi bak. Icardi'den çok daha iyi Abu Bakar. Ya hadi oğlum ya. Vallahi billahi. Ya yürü git. Bak yemin billahi ediyorum. Ya deminden beri uyuyorsun burada be manyak. Uyumak ne alakası var ya? Yürü git hazırlar. Ne yazık ki kırmızı kart çıktı. Doğru. Doğru. Niye? Yani ne gerek var ya? Kaymış adamın ayağına. Buradan dönerse maç Rozier'e yazar. Yönetim istifa. Yönetim istifa. Yönetim istifa. Yönetim istifa. Ay 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 ay. Bu ne be? Tabii yaslanırsan arkaya bu kadar. Ne yapalım, Rozier kırmızı kart gördü. Arkaya salak bu kadar gibi. Yaslanılır mı ya? Allah 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 Allah. Yiyorduk lan. %100 gol. Offside'de var galiba. Ne? Baksana çok tehlikeli gelmeye başladılar ya. E sen yaslandın geriye. Orta içeriye. Ya! Ya! Ya böyle bir rezalet yok ya. Vallahi billahi ya. Adam bakın seviniyor Allah aşkına ya. Ayıp ya, vallahi ayıp ya. Rozier'in bok yemesi. Şuraya bak, sevince bak heriflerde ya. Rozier'in bok yemesi ya. Ayıp ya, böyle ayıp. Olur mu canım? Sarı kartı gördüğün zaman al. Kenan Güneş kart ha. Yönetim istifa. 2-0 öndeydik. İşler istediğimiz gibi gidiyordu. 10 kişi. Adam tehlikeli. Sarı kart gördüğün zaman al onu oyundan. Hayret bir şey ya, hoş geldin ya. Siktirin hadi gidin ya. Ben uyuyordum ne güzel, niye uyandım? Uyusaydım keşke maçı alsaydık anasını diyeyim. Vallahi rezalet, billahi rezalet. Ne zaman alacağız? Biz galibiyet, biz galibiyet. Bak. Başkan olsana, başkan olsana, Trabzon'a başkan olsana diyorlar. Bak duyuyor musun bak. Sen duy artık bunları, gururun varsa istifa et be. Kenan Güneş'e söylüyorlar. Hayır, Ahmet Nur Çebi'ye diyor. Üçüncü yedik, Allah belanızı versin artık! İstifa edin lan! Ama ben be! Şuraya bak, sevince bak adamlarda ya. Lugano ya. İsmi duyulmamış takımdan kendi sahanda 3 gol yiyorsun. Kenan Güneş harbi yani ya.
İstifa et kardeşim ya. Ayıp ya. Hayır, ben Şenol Güneş'i zaten beğenmiyorum ya. Beşiktaş hata etti Şenol Güneş'i getirmekle. Baştan hata etti. Şenol Güneş bir kere Trabzonlu kardeşim. Ne işi var Beşiktaş'ta? Başkan Trabzonlu. Bak bak. Başkan Trabzonlu. Teknik direktör Trabzonlu. Oh 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 ne güzel. Beraber istifa etsinler. Vallahi Şenol hocam. Şenol Güneş'le beraber istifa artık, etsinler. Artık sana da kabahat bulmaya başladım. Tamam abi, bu. Şenol Güneş'in hatası. Bu şu anda en büyük kabahat oldu. Bak bu saatli bomba adam. Sarı kartı gördüğün zaman değiştireceksin adamı. İkinci karta yakın çünkü. Hemen değiştireceksin. Şenol Güneş'in hatası. Ben Şenol Güneş'e niye kızıyorum? Yönetimi tuttuğu için yani yönetimi taraftar konuştuğu zaman yönetimi destekledi. O zaman hocam beraber hocam gider. O zaman beraber gidersiniz. Ben artık şu anda Şenol Güneş'le tutmuyorum. Bu kadar basit yani. Sen bu saatten sonra artık yönetimi tutulacak hiçbir şey yok ya. 2-0 yeniyoruz. 3'ü atacağımız maç. Maç 5 dakikada 3 tane gol yedik lan. Ne lan bu? Erik Bay yine spikeri şimdi buna da söveceğim ya. Bu adam iyi adam. İyi adam da Erik Bay'ım onun ismi. Erik Bailey. Rakip takımın teknik direktörü maçın başından beri bizden daha hızlıydı ya. Bir oraya koştu adam, bir oraya koştu. Bir ara dalga geçecektim. Bu ne biçim teknik direktör diye. Adam 3 tane gol attırdı ya. Heyecan var, mücadele var. Bırakmıyorlar maçı, kopmuyorlar maçtan. Biz 2-0 yaptık, yattın amına koyayım. Defansa çekiyorsun, sen haklıydın ya. Defansa niye çekiyorsun sen Beşiktaş'ı? Zaten de iyi oynamıyordu ha. İyi oyun da yoktu yani zaten. Onu çıkartması lazımdı. Yazık yazık, hakikaten yazık ya. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam derhal istifa ederim hemen. 3-2 muhalif olduk. Başka ben konuşmuyorum zaten. Ben bir şey söylemiyorum. Benim sinirlerim var bir bozuk. Babama da katılıyorum. Yönetimin de Şenol Güneş'in de istifa etmesi lazım şu maçtan sonra. Çünkü hayatımızda ilk defa duyduğumuz bir isim. Dedik ya Fenerbahçe'nin Lugano'su vardı. Stoper'de. Yani böyle bir saçmalık olmaz. Rezalet. Rezalet ya. Gidin Trabzonspor'a ya. Son söz sende baba, kapat. Vallahi ne söyleyeyim evlatlar. Ne söyleseniz haklısınız. Ya şöyle adamlar nasıl seviniyor ya. Real Madrid'i yenmiş gibi seviniyorlar çünkü onlara karşı Beşiktaş Real Madrid zaten. Adamlar haklı ya. Vallahi haklı. Hayatında ilk defa böyle bir takımı yenmiştir yani ha. Hem de rakip sahada. Bu olacak iş değil. Allah sabır versin size. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.